Mesela bu işlere şimdi mesela arşivler de mesela birçok yazı onların kabul olur bu. Yani selamın mesela bir gün ise yardım bulunur hükmette. Yani bunu ben geçen de sizden teklif ettim. O yüzden biz bu kadar toplantıyı gerek yok. Ne anlamıştım ağabeyi var? 5000. Evet. Ama bu 5000 de neler? Hükmet görüşlerden de az var. Ellerde belgeler olur veya manlıklar olur. Buyurun Mustafa Ahmet Hayat'ın özür dilerim. Sağ ol, söz alayım. Bugün Irak-Kürdistan bölgesi oluşumlardan sorumlu Bölge Bakanı Aydın Maruf, Türkmen Sivil Toplum Örgütleri ile Bakanlığında örgütleri karşıladı. Ve o toplantı hakkında şimdi bize kendisi bilgi verecek. Aydın Bey, bugün Sivil Toplum Örgütleri ile toplantımız. Toplantının içeriği nelerdi? Tabii her şeyden evvel sizlere sevgi, saygı, selamı iletmek isterim. Tabii biz bugün oluşumlardan sonra Bölge Bakanı olarak da biz geçmişte işte bu Hristiyanlarla ilgili bu sivil toplum kuruluşları ile ilgili bir toplantı yaptık Ankara'da. İkinci toplantımız bugün Türkmenlere ait olan sivil toplum kuruluşları. Bizim amacımız bu toplantıda bu kuruluşları özellikle sivil toplum örgütleri veya kuruluşları birleştirmektir. İşte bu işte kültürel veya Türkmenlerle ilgili veya Hristiyanlarla ilgili işte bölgede olsun aktif bir şekilde çalışmaları önemlidir. Ayrıca da bunlar için bir öz aralarında bunlar için de bir tahalif kurulmasını önerdik. Bu muhimdir çünkü burada biz hani Türkmenlerle Hristiyanlar özel bir durumda oldukları için mutlaka bunlara bağlı bu sivil toplum kuruluşlarının çalışması bu aşamada çok önemlidir. Hem bizimle koordinatörle hem bizim değerli milletvekillerimize koordinatörle ayrıca da işte hükümet içerisinde hükümet dışında olan bütün birçok sorunlar var. Bunların gündeme getirip biz de bu asas üzerine işte çalışmaları daha fazla aktifleştirmektir. O yüzden biz sürekli bu toplantılarımızı devam ettirik. Ayrıca da önümüzdeki günlerde daha her işini bir araya toplayıp hem Türkmenler hem de Hristiyanlara ait olan veya Hristiyan bağlı olan sivil toplum kuruluşlarını bir araya getirip geniş bir çaplı bizim bir toplantı yaparız. Biz o toplantıda işte münazamat gayri hukumi var, hükümete bağlıdır. Onlardan bir araya getirip sıkıntılı sorunlarına ise o süsanla çalışmalarımızı önümüzdeki günleri bunlarla ilgili daha destek vermeye veya güzel bir şekilde aktifleştirmeye çalışarak. Sivil toplum örgütleri size sıkıntılarını belirtiler. Sıkıntılar neydi, istekler neydi? Tabii bunların sıkıntılar biz yaptığımız her iki grupla yaptığımız toplantılarda bu sıkıntıların tabii maddi başta olmak üzere adet. Çünkü eğer destek maddi olmasa tabii bunların aktif olmaları zordu. Çünkü o destek maddi ihtiyacı var. Hem her iki gruptaki sivil toplum kuruluşları ayrıca da yer yani mesela biz buradan da önermişik yani bizim bir iktirahımız budur. Bunu resmi olarak da yazmışık. Türkmen sivil kuruluşlarına ilgili bir bağımsız bir yeri olsun. Ayrıca da Hristiyan sivil kuruluşlarına ilgili onlar için de bir bağımsız bir yeri olsun. Bunlar birlikte de çalışabilir, ayrıca da çalışabilir de. O yüzden sıkıntılar daha fazla işte maddi desteğe ihtiyacı var. Ayrıca da onun yanında yer olmaları, yerin çalıştığı bir yerler olması muhimdir. Ayrıca da bunların en önemli olsa bir tahalif olmaları çok önemlidir. Biz önerdik bu tahalif veya itilaf bizim Türkmenlerde yaklaşık bir 15 sivil toplum kuruluşları var. Hristiyanlarda yaklaşık bir 15 tane var. Bunların aralarında bir tahalif oluşturup her grup öz alanında çalışıp ayrıca da tabii bunların mutlaka bizim büyük bir sorunlar var. Büyük farklı, büyük dosyalar, melefler var. Mesela onlardan bizim birçok Türkmen kadınları var veya Türkmen insanları DAEŞ terör örgütünün elinde de hala da bunun üzerine çalışmaları lazım. Bunu dosyalandırıp ayrıca ki buradaki insan hakları olsun, Birleşmiş Milletler'in olsun sunmaları gerekir. Bunların sivil toplum kuruluşlarının esas çalışmaları burada olan Türkmen haklarına ilgili veya Hristiyan haklarına ilgili aktif çalışmalarını hem medyada hem basında hem de pratikte göstermeleri şarttır. Sivil toplum ve Türkmenlerin arada yani mesela çalışmaları var ama teş yani birbirine indiye kadar olmayıp bir fırsat olmayıp da biz bir yani bir araya getirsin
çalışmamız yani birlikte olsa çünkü bu er sektörler şeyde farklıda. Önemli de bizim de bir sürü şeyimiz var yani mesela meşakilimiz var. Bu meşakilleri nece hal onları nece edebilirler bir noktaya yaşayın. Hemiz yani çalışağın herkes bu heyet içinde yani koalisyon içinde yasa, bu yasanın şeysinde içinde ittifak konusunu çalışsın. Bu çok önemli de. O tartışmalar olduğunda yani çok iyiydi inşallah. Daha Cerezak'ta yani başlayarak şeysine yani nizam dahilisi koyuyla iz şey iç düzisi de bir çok şey olsun metin olsun daha fazla da bırakın hizmeti daha. Öyle, Bakan Aydın Maruf'un size önerileri neydi o sizin istekleriniz neydi Bakan? Bizim işte isteklerimiz oydu sadece şey olmasın yani biz bir binaya olsun içinde oturak daha biz yani bazı afkarlar verdik proje şimdi şeklinde olsun mesela edebilir onu da hazır diye mesela onu kaydetme evvel kere şeyde onzadan kaydetmek bu heyet yani bu koalisyon kaydetmek şeyde burada kaydolunmaktan sonra çalışmaya başlar ama çalışma da bir şeyde olmasın bir ziyade bakmayalım yani farklı şeylerde çalışağında projeler farklı olsun ama amacı bir olsun o da millete yani hizmet edelim. Çünkü biz bilirik sivil toplumları hükümetten şeyden parlamentolardan bir çöpür çimidi. Mesela biz toplumda işliyoruz, asistçilerimiz nerede? Oraları yetiştirelim, oraları da bir gayr şekilde dile getirsin. Hakikaten güzel bir toplantıydı. Bu tür toplantılar bizler için çok önemli de. Önemli olan her yere toplantı olduğunda önemli ilk kişiler mesela o işle ilgili olanlar çağırırsın. Maalesef Üstad Aydın dışında bazı toplantılar görürük. Münazama adiden bazı aşkaslar cediler. Türkçe münazaması adiden asla hem münazamalar da yoktu. Türkçe aktivisti de derciler. Bunlar hakikaten Türkçe münazaması için, aktivistler için üzücü bir şeydi. Bunlar bizi cariye daha cariye salar. Ama bugün bu toplantı çok verimliydi. İnşallah çok güzel işler de olur. Toplantının içeriği neydi? Neler istediniz Bakan Bey? Toplantının içerisi buydu. Biz bir federasyon veya bir şebeke ilan etmek için Türkçe'nin. Önemli olan bizim bu cumhur şebeke ilan etmemiz derece önemli olan şebekeden sonra, ilan ettiğimizden sonra neler yapmamız lazımdı? Türkçüman sivil toplumlarsa hakikaten destekler çok azdı, destekçi yoktu. Ne hükümetten ne münazımat müştemek medeni devlilerden. Onun için bizim burada Türk vakıflarından, Türkiye devletinden, konsolosluklardan bunlar Türkçüman sivil toplumlarda destekçi olmakları çok önemlidir.